Ben Sultan Selim Han. Anadolu'nun ve Rum'un ve Acem'in ve Türkmen'in ve Kürd'ün ve Arap'ın ve Kıpti'nin ve Ermeni'nin ve Gürcü'nün ve Tatar'ın ve Çerkez'in ve Ubıh'ın ve dahi ismini saymaktan yorulacağım milletlerin sultanı. Ümmet-i Muhammed'in halifesi, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı, mağlup hasmım İsmail Şah'ın hitabıyla zamanın İskender'i. Bilirim, benim de bütün savaşçılar gibi ömrüm kısa olur. Çok işler eylerim de sebep söylemeye vaktim kalmaz. Dedem Fatih Muhammed Han da az yaşadı. Lakin kendisini anlatmaya yetecek kadar saltanat sürdü. Pederim Bayezid-i Sani ise savaşçılığa meyletmeyip sarayda uzun bir ömür geçirdi. Ne var ki ardında izaha muhtaç bir icraat bile bırakmadı. İmdi beni şedid, beni zalim ilan edecek olanlaradır sözüm. Rahmetli pederimin ince ruhunu fırsat bilip birbirine düşenler, huzurda hiçbir ayıplanmaya uğramaksızın kavga edenler, meşk-ı muhabbet içinde yüzüp devleti asilere terk edenler, ahali fakru zaruretle inlerken kendileri mal yığanlar, Hazreti Resul'ün cihad öğüdünü unutup zevk-ü safaya dalanlar, hac yolunu eşkıyaya teslim edip yağma talana ortak olanlar, hutbelerinde raşit halifelerin bir kısmına sövüp sayanlar, Mekke ve Medine'nin izzetine kara çalanlar, ya kendi beylerim, paşalarım, vezirlerim, ya Safeviler, Dulkadırlılar, Memluklar. Bilesiniz ki adaletin kılıcının sizde hakkı vardı, ben yalnızca onu aldım. Bana sövgü niyetiyle Yavuz dediniz, tarih Yavuz adına izzet giydirdi, haysiyet verdi, heybet biçti. Adım kafirlerin, korkakların, kaçakların, haydutların, sefillerin, sefihlerin değil, müminlerin, yiğitlerin, bahadırların, mazlumların, abidlerin, aşıkların, şairlerin yanına yazıldı. Mevlam'a nihayetsiz hamd ederim ki Calut'la, Nemrut'la, Firavun'la, Cehil'le, Cengiz'le değil, Talut'la, İskender'le, Oğuz'la, Alp Arslan'la, Selahaddin'le, Fatih'le anılacağım. Adil kılıcını kuşandığım Halife Ömer Efendimiz ve Selahaddin Eyyubi gibi bana da Şam, Mısır ve Kudüs'ün fethi müyesser oldu. Her ne ettim ise devlet, millet, ümmet içindir gayretim. Devlet başta olmazsa kuzgun leşte olur. O vakit ne ana kalır ne bacı, ne kızlar kalır ne kızanlar, ne kardeş kalır ne soydaşlar, ne yar kalır ne yaranlar. Tas tamam millet gider, hepsinden evvel din gider, soy gider, ar gider, ırz gider. İşte ben, fani olduğunu bir lahza hatırdan çıkarmayan Sultan Selim Han. Bütün bunların muhafazası için muhterem pederimden geçtim. Öz kardeşlerimi biçtim. Yarın sıcak yatağını değil, seferin zahmetli yolunu seçtim. Tahta geçtim, bir gün oturmadım. Şan ummadım, bana bahşedildi. Kan sevmedim, bana icbar edildi. 8 sene dediğin nedir ki? Çölde bir ikindi güneşi. Gölgesi uzun, ömrü kısa. Bir cihangir, yapmaktan konuşma fırsat bulamaz o daracık vakitte. Ömrüm at sırtında, harp meydanında geçti ise, gürzüm mazluma kör, zalime kor oldu ise, kılıcım adalet uğruna bilenip kesti ise, milletim ve müstakbel evlatlarım
asırlar boyu kansız, gamsız, düşmansız yaşasın diyedir. Ben Anadolu'da, Rumeli'nde, Diyarbakır'da, Maraş'ta, Antep'te, Mısır'da, Şam'da, Halep'te ve dahi Hicaz'da ve dahi Kudüs'te yüzlerce yıllık refahı ve nizamı millet ve ümmet adına peşinen aldım. Bu uğurda nice bedel ödedim, nice bedel ödettim. Gene de nefsimi temize çıkarmaya gayret etmem. Zira benden sonra gelen her kim ise yaşar, görür ve tarih beni izah eder. Vesselam.